Balık yağı kapsülünü kırıyorlar, içerisindeki sıvıyı köpüğün üzerine döküyorlar, köpük eriyor. Hem yabancı hem yerli kanallarda bunu görmüşsünüzdür. Peki bunun altında yatan sebep nedir? Bir zararı var mı? Bunun altında yatan sebep balık yağının içerisindeki bir maddenin etil esterin nampolar elektrik yükünün farklı olması ve elektrik yükü farklı olan birbirine benzer iki madde karşılaştığı zaman birbirlerinin içerisinde eriyebiliyorlar. İki nampolar madde karşılaşınca eriyorlar. Bu kötü bir şey değil. Etil ester kullanılanlar da aynı zamanda yararı gösterilmiş. Fakat asıl önemli olan doğal olarak addedilen trigliserit formunu kullanmak daha uygun. İşte trigliserit formu daha yüksek olanlarda bu erime gerçekleşmiyor. O yüzden omega 3 alacaksanız arkasındaki trigliserit formu mu değil mi onu görmeniz gerekiyor ve omega 3 kullanımı yararlı ve bizim depolarımız düşük. Maalesef doğal yoldan ve de gerekirse takviyeyle doldurmamız şart efendim.